Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Çünkü biliyorsunuz ki Sat 7 Türk Çocuk sizin programınız. Hoş geldiniz. Nasılsınız bugün? Evinizdeki gününüz nasıl geçti? Neler yaptınız? Bizler biliyorsunuz ki her zaman sizin yaptığınız şeyleri öğrenmekten çok büyük keyif alıyoruz. Ve neler yaptığınızı çok ama çok merak ediyoruz. Çünkü bu dönem birazcık zor bir dönem. Maalesef evlerimizden çıkamıyoruz. Ama olsun, hiç üzülmüyoruz. Çünkü evimizde bile yapacak çok fazla şey var. O zaman arkadaşlar, aşağıda WhatsApp numaramızı görüyorsunuz. Eğer bizlerle neler yaptığınızı, gününüzü nasıl geçirdiğinizi paylaşmak isterseniz aşağıdaki numaradan çok kolay bir şekilde bu WhatsApp numarasından bizlere ulaşabilirsiniz ve bize resim gönderebilirsiniz. Of, yazı yazmak istemiyorum, birazcık üşeniyorum diyorsanız fotoğraf, video, resim, ses kaydı, bütün bunları gönderebilirsiniz. Ama parmaklarını kullanmayı seven ve yazmayı seven arkadaşlarım tabii ki de bizlere mesaj gönderebilirler. Bizler heyecanla bekliyoruz. Bu arada eğer beni ilk defa gören bir arkadaşım varsa şu an ekran başında, Sat 7 Türk ekranlarını ilk defa bu saatte açan bir arkadaşım varsa hemen kendimi tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ben Nor ablanız arkadaşlar. Hafta içi her gün pazartesiden cumaya kadar her gün saat tam olarak 4'te Sat 7 Türk ekranlarında sizlerle buluşuyor oluyorum. Ve bu benim için çok büyük bir sevinç kaynağı. Çünkü sizlerle olmak, sizlere bir şeyleri anlatmak, sizlerden haber almak bu program sayesinde beni her zaman çok mutlu ediyor. Çünkü ne diyoruz her zaman? Sizlerin minicik elleri, minicik ayakları olabilir, minicik gözleri olabilir, elleri ayakları bizden küçük, boyu bizden küçük olabilir ama Tanrı'nın gözünde yeriniz ve değeriniz her zaman kocaman ve tabii ki de Tanrı'nın size duyduğu sevgi koskocaman. İşte bu yüzden Sat 7 Türk için, Sat 7 Türk Çocuk için her biriniz çok ama çok önemlisiniz. Bu programın olmazsa olmazlarısınız. Ay, bu kadar konuştuk. Yoruldu Nora ablanız. Ama tabii ki de hemencecik susmayacak. Çünkü bugün sizlerle paylaşmak istediği çok eğlenceli bir bilgi var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki özellikle ilkbahar döneminde, ilkbahar aylarında bu mevsimde doğada yeni yeni şeyler yaşanıyor. Çünkü doğa sanki böyle kışın bir uykuya yatıyor diyebiliriz. Böyle kış uykusuna yatan ayılar var ya, hani biliyoruz. Onlar gibi doğada böyle sanki uzanıyor, yatıyor ve böyle derin derin horlayarak uzun bir uykuya dalıyor. Ama bahar geldiği zaman doğa yeniden uyanıyor. Doğa yeniden neşeleniyor ve hayata dönüyor. O yüzden tekrardan çalışmaya başlıyor doğa ve doğaya ait olan diğer bütün canlılar, hayvanlar, bitkiler, ağaçlar, çiçekler, böyle düşünebilirsiniz. Ama acaba bugün doğada neyin başlangıcıymış? Acaba hangi döneme, bu Nisan ayının sonlarındayız artık ve bu ayın sonlarında acaba doğada neler oluyormuş? Hangi sezona başlıyormuşuz? Haydi bakalım hep birlikte görelim.
arkadaşlar, bugün serçelerin yavrulama dönemi başladı. Peki nasıl oluyor acaba bu? Ben de çok merak ediyorum. Bu arada serçelerin yavrulama zamanı derken aslında şöyle anlatabilirim. Nasıl ki bizlerin anne babaları var ve biz onların çocuklarıyız. İşte serçelerin de bu dönem anne olma zamanıymış. Artık onlar bebeklerini dünyaya getiriyorlarmış, yavrularını dünyaya getiriyorlarmış. Ve zaten kendileri de minicikken o serçelerin, onların da yavruları dünyaya geliyormuş. Acaba onlar kim bilir ne kadar minik oluyorlar ilk doğduklarında, bilmiyorum. Ama gerçekten bu dönem benim için o zaman sevinçli bir dönem. Çünkü ben zaten serçeleri çok seviyorum. Onları böyle keşke dokunabilsem, tabii ki o kadar yaklaşamıyorum. Böyle genelde uzak duruyorlar, korkuyorlar çünkü. Ama normalde de onları gördüğüm zaman içim kıpır kıpır oluyor. Böyle minik minik hareketleriyle beni çok mutlu eden canlılar onlar. Birazdan bu konu hakkında konuşacağız. Acaba bu serçelerin yavrulama dönemi nasıl oluyormuş? Bu serçeler nasıl anne oluyorlarmış? Bunları konuşacağız. Ama ondan önce siz bir Ege'yi izleyin. Sonra yine burada buluşalım. Oh! Meksika'da hapisten kaçmanın cezası yoktur. Bunun insan doğasından gelen bir şey olduğundan böyle yapılır. Tabii dayak yerler ayrı. Düşünsenize, kafaya bir cop. Uykum geldi. Bir salyangoz 3 yıl uyuyabilir. Hatta o kadar yavaşlarlar ki yürürken bile uyuyor olabilirler. Fark edemezsiniz. Ah, orada olduğunuzu yine görmedim. Dünyada en büyük popülasyona sahip canlı bal mantarıdır. Bal mantarı olmasına kanmayın. Üstünde hiç bal yoktur. 890 hektar büyüklüğündeki alanda balık istifalde büyümektedir. Yani sıkışık sıkışık düşünsenize. Bu mantarları tek tek nasıl saymışlar aklım almıyor ki. Ve dama, ben kazandım. Sizce de biraz aptalca değil mi? Çin daması oyununu Almanlar, Japon yapıştırıcısını ise Amerikalılar icat etmiştir. İsimlerini de mi onlar buldu acaba? Ege, sana çok ama çok teşekkür ediyoruz. Yine buradan sana kocaman selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi Ege'ye veda ettikten sonra asıl konumuza geri dönebiliriz. Arkadaşlar, konumuz serçeler, hatta biraz daha özelleştirirsek konumuz anne serçeler. Acaba nasıl oluyormuş bu serçeler? Nasıl anne oluyorlarmış? Bizim annelerimiz gibi mi oluyorlar? Nasıl gelişiyor bu durum? Haydi bakalım hep birlikte bakalım, bir göz atalım, öğrenelim bu dönemde nasıl gelişiyormuş durumlar. Şimdi önce serçelerle ilgili birazcık bilgi vermek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz ki serçeleri zaman zaman böyle şehirlerde görebiliyoruz. Parklarda, bahçelerde, bazen sokaklarda, caddelerde bile serçeleri görmemiz mümkün. Peki nasıl oluyor bu serçeler? Nasıl bize bu kadar yakın durabiliyorlar? Çünkü genelde minik canlılar, minik hayvanlar bizden birazcık korkuyorlar, tedirgin oluyorlar. Ama serçeler öyle değil. Çok cesurlar ama her türü değil. Bilmediğim şey şuydu benim. Ben öğrendiğimde çok şaşırdım. Arkadaşlar, ülkemizde tam olarak 8 tane çeşit, 8 tür serçe varmış. Yani bizim o gördüğümüz, sokakta gördüğümüz serçeler sadece bu serçe türlerinden bir tanesiymiş. Onun gibi tam olarak 8 tane serçe türü varmış. Mesela bunlardan bir tanesi ev serçesiymiş. Ev serçesi nasıl oluyormuş onu da birazdan göreceğiz. Mesela ev serçesi, ağaç serçesi bu türlerden sadece 2 tanesiymiş ve onun dışında tam olarak bu saydıklarım dışında 6 tane daha serçe çeşidi varmış ülkemizde. Ve zaten isminden de anlayabildiğiniz gibi, hepsini saymayacağım serçe türlerinin, ama isimlerinden de anlayabileceğiniz gibi serçeler yaşam alanları olarak, huyları da tabii ki birazcık farklı ama yaşam alanları olarak tür tür birbirlerinden ayrılıyorlar. Mesela ev serçesi dediğimiz evlerde mi yaşıyor? Ağaç serçesi dediklerimiz sadece ağaçlarda mı yaşıyor? Hayır, tam olarak öyle değil. Ev serçeleri genelde bize en yakın yerlerde yaşayan serçelerdir. Parklarda ve sokaklarda gördüğümüz o serçeler işte bizim bahsettiğimiz ev serçeleriymiş. Hani böyle evet çok fazla yaklaşamasak bile yine de yakınlaşabildiğimiz serçeler ev serçeleriymiş. Onun dışında diğer en çok bildiğimiz serçe türleri ise ağaç serçeleriymiş. Biz aslında ağaç serçelerini de yakından tanıyormuşuz. Onlar bize pek o kadar ev serçeleri kadar yaklaşmıyorlarmış ve genelde ağaçlık yerlerde oluyorlarmış. Ama ağaçlık yerlerde olsalar bile tabii ki de onları parklarda ve bahçelerde görmemiz mümkün. Şimdi genelde bu
Serçeler, bahsettiğim serçeler ağaçlara, çatıların altlarına yuva yapıyorlar. Yani bizlerin nasıl evleri var, onların da yuvaları oluyor. Ama tabii ki bizim evlerimize göre çok daha küçükler ve kendi boylarına göre de küçükler aslında. Bizim evlerimiz genelde bizim bedenimizin çok fazla katı oluyor. Ama onların yuvaları sadece üzerlerinde oturabilecekleri kadar boyda yuvalar. Ve genelde buralara yuva yaptıktan sonra anne serçeler 4-5 tane yumurta çıkarıyorlar bedenlerinden. Normalde yani düşünsenize, böyle bizim yediğimiz yumurtalar gibi değil tabii ki onlar. İçlerinde aslında bebekleri oluyor. Annelerden yuvarlak yumurtalar çıkıyor ve genelde 4-5 tane çıkıyormuş. Ve bu da şu anlama geliyor sanırım, 4-5 tane bebek serçe. Ve arkadaşlar 11-12 gün boyunca, yani çok uzun bir süre üzerlerinde oturuyorlar. Neden? Çünkü onları orada sıcak tutmak istiyorlar, korumak istiyorlar. Ve düşünsenize ne kadar fedakar bir davranış aslında. Tam 11-12 gün boyunca hiç kalkmamaya çalışarak üzerlerinde oturuyorlar yumurtaları. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? İşte o yavru serçelerin dünyaya gelme zamanı gelmiş oluyor. Tam olarak 2 hafta sonra da yuvadan uçuyorlar. Yani anneleri onların 11-12 gün boyunca üzerlerine oturduktan sonra o yumurta artık kırılıyor ve içinden mini mini şirin şirin yavru serçeler dünyaya geliyor ve 2 hafta orada böyle mini mini bebek gibi yürümeyi öğrendikten sonra, yavaş yavaş uçma provaları yaptıktan sonra 2 hafta sonra da bayağı hızlı bir sürede yuvadan uçuyorlar ve gidiyorlar arkadaşlar. Yani hayata atılmış oluyorlar, büyümüş sayılıyorlar. Nasıl ki sizler okula başladığınız zaman evden ayrılmış oluyorsunuz ilk kez, İşte onlar da o şekilde yuvadan uçuyorlar. O zaman bu güzel dönemin sevincini yaşayalım. Aramıza tekrardan yeni canlılar katılıyor doğaya, yavru serçeler. Şimdi de arkadaşlar bir diğer bölümümüze geçmeden önce sizi benim çok sevdiğim bir bölüme gönderiyorum. Haydi bakalım, şimdi sırada Tutlaki Hikayeler. Bir gün Rapisa, Samiriye'deki Sihar köyüne gitmek için yola çıktı. Yolda insanların su içmek için geldiği bir kuyu vardı. Rapisa yorgunluğunu gidermek ve dinlenmek için kuyunun yanına oturdu. Biraz sonra Rapisa, Samiriyeli bir kadının su doldurmak için kuyuya geldiğini gördü. Rapisa kadına, "Bana su ver, içeyim,"
dedi. Kadın İsa'ya, sen Yahudisin, ben Samiriyeliyim. Nasıl oluyor da benden su istiyorsun diye sordu. Rab İsa kadına şöyle cevap verdi. Benim kim olduğumu bilseydin, benden yaşam suyunu sana vermemi isterdin. Bu sudan her kim içerse bir daha susayacak. Ancak benim verdiğim sudan içen sonsuza kadar susamaz. Samiriyeli kadın Rab İsa'ya, o zaman senin suyundan bana ver ki hiç susamayayım dedi. Rab İsa kadına, git kocanı al ve buraya getir diye seslendi. Kadın, ben evli değilim ki diye cevap verdi. Rab İsa kadına, evli olmadığını biliyorum. Bundan önce 5 kocam vardı. Şu anda seninle beraber olan ise senin kocan değil dedi. Samiriyeli kadın aceleyle kasabaya gidip bütün halka şöyle dedi. Gelin görün. Bir kişi bana bütün hayatımı anlattı. Acaba Mesih bu mudur? Kasabadaki herkes Rab İsa'yı görmeye gitti. Gerçekten de halk Samiriyeli kadının söyledikleri ve şahitliğiyle ayrıca Rab İsa'yı dinledikten sonra ona daha çok iman ettiler. Rab İsa'nın insanları kurtaracak olan Mesih olduğunu anladılar. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Yuhanna 4. bölüm 14. ayet. Da benim en çok sevdiğim bölümlerden biri olan işaretlerle konuşuyorum bölümü var. Bu bölümün aslında işitme engelli arkadaşlarımız, işitme engelli tanıdıklarımız ya da tanımadıklarımız için ne kadar önemli olduğunu daha öncesinden bahsetmiştik ama bizim konuşmak için tek yolumuz ağzımız değil. Aynı zamanda Tanrı'nın bize verdiği bu harika bedenle ellerimizi, kollarımızı kullanarak, beden dilimizi kullanarak konuşabiliyoruz. Bir süre sonra da sanki beden dilimizle bile ses çıkarabilir hale geliyormuş gibi oluyoruz. Geçen haftalarda böyle bir tanışma konusuna girmiştik sizlerle birlikte. Çok güzel şeyleri öğrenmiştik. Merhaba demeyi öğrenmiştik. Nasılsın demeyi öğrenmiştik. İsmimizi söylemeyi öğrenmiştik. Ve karşı tarafa ismini sormayı öğrenmiştik. Bugün sizlere 3 yeni şey öğreteceğim. 2 tanesi cümle, 1 tanesi de kelime. Aslında bir olumlu kelime, bir olumsuz kelime. Yani toplamda yeni 4 şey öğrenmiş olacaksınız. O zaman eğer hazırsanız haydi bakalım tanışma konusuyla, bu konuda tanışma, biriyle tanışırken bunu nasıl daha iyi yapabiliriz? Haydi bakalım bunu yapmaya, öğrenmeye devam edelim hep birlikte. İlk cümlem arkadaşlar, benim çok sevdiğim bir cümle. Ben bu cümleyi söylemeyi çok seviyorum. Biriyle tanıştığım zaman gerçekten mutlu oluyorum ve bunu ona hissettirmek beni tekrar mutlu ediyor. İşte bu yüzden o kişiyle tanıştığım için mutlu olduğumu söylemek istiyorum ve bunun için bizim bir cümlemiz var Türkçe'de. Tanıştığıma memnun oldum diyoruz. Peki acaba beden dilimizle, İşaretlerle tanıştığımıza nasıl memnun oluyoruz? İşaretlerle tanıştığımıza memnun olduğumuzu nasıl ifade ediyoruz? Haydi bakalım hep birlikte çalışalım. Şimdi normalde hadi bir hatırlayalım. Biriyle tanıştığımız zaman genelde biz ne yaparız? Birbirimizin elini sıkarız değil mi? Tanıştığıma memnun oldum deriz. Böyle birbirimizin elini sıkıp sallarız. İşte şimdi burada tanıştığıma memnun oldum derken kesinlikle ellerimizi kullanıyoruz. Ellerimizi sanki karşı tarafın elini sıkıyormuş gibi düşüneceğiz. Ama tabii ki ikisi de benim elim. Ama sanki bu benim elim, bu da karşı tarafın eli gibi düşüneceğiz. Ve bu ellerimizi böyle sıkacağız. Bu tanışmak anlamına geliyor arkadaşlar. Şöyle, bu tanışmak anlamına geliyor. Şimdi şunu yapmış olursak eğer, şu böyle ellerimizi normal tutarken böyle birleştiriyoruz. Tanıştığıma dedik bile. Bu kadar, tanıştığıma. Şimdi memnun. Memnun kelimesini ifade ederken elimizin orta parmağını kullanacağız. Şu parmağını. Ve elimizi böyle dışa doğru çevirerek karnımıza götüreceğiz orta parmağımızı ve buramıza tutacağız. Memnun olmak demek bu. Yani özür dilerim, memnun olmak değil, memnun demek. Tanıştığıma
Memnun oldum. Şöyle sanki havadan bir şey çekiyoruz. Havadan bir şey çekiyoruz. Bu da oldum demek. Tanıştığıma memnun oldum. 3 tane işaretle bir cümle kurduk ve karşımızdakiyle tanışmaktan ne kadar mutlu olduğumuzu ifade etmiş olduk. Haydi tekrar yapalım daha hızlı bir şekilde. Tanıştığıma memnun oldum. Tanıştığıma memnun oldum. Tanıştığıma memnun oldum. Tanıştığıma memnun oldum. Son kez yapıyorum hızlı bir şekilde. Tanıştığıma memnun oldum. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu cümleyi yaptık, kurduk, bitti ve öğrenmiş olduk. Şimdi de sırada bir sonraki cümle var. Burada da artık biriyle tanıştık ya da sohbet ettik. Birine veda ediyoruz. Ne deriz böyle zamanlarda? Kendine iyi bak deriz değil mi? Kendine iyi bak, kendine dikkat et. Şimdi haydi bakalım hep birlikte kendine iyi bakın nasıl yapıldığını öğrenelim. Yine elimizle başlıyoruz. Elimizi şöyle bir böyle sanki kapalı bir kapan gibi yapıyoruz. Ya da böyle bir sanki bir pençe gibi böyle yapacakmışız gibi pençe yapıyoruz. Ve bunu göğsümüze doğru elimizi kapatıyoruz. Kendine iyi. Hatırlıyor musunuz? İyi daha önce yapmıştık yine. Sanki böyle iyi, güzel gibi yapıyoruz. Kendine iyi. Şöyle de yapabiliriz ya da böyle sallayabiliriz. İyi bak. Parmağımızı gözümüzün altına koyuyoruz ve sanki karşımızdakine böyle bir bakış atıyoruz gibi yapıyoruz. Tamam mı? Haydi baştan. Kendine iyi bak. Elimizi buraya koyup böyle karşı tarafa onu böyle atıyoruz sanki, fırlatıyoruz. Haydi tekrar yapalım. Kendine iyi bak. Hızlanıyorum. Kendine iyi bak. Tekrar yapalım mı? Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Bu kadar arkadaşlar. Son bir kez daha gösteriyorum. Ellerimizi bir kapan gibi yaptık ya da bir pençe gibi. Kendine iyi bak. İşte bu kadar arkadaşlar. Ne yaptık? Tanıştık. Bir o kişiye veda bile ettik. Gördüğünüz gibi sanki böyle yavaş yavaş konuşmayı öğreniyoruz gerçekten işaretlerle. Son olarak da size artık yavaş yavaş kelimeleri çalışmaya başlayacağız cümlelerin dışında. O zaman bir kelime öğretmek istiyorum sizlere. Anladım kelimesi. Çünkü anladım kelimesini çok sık kullanıyoruz. Haydi bakalım anladımı nasıl yapıyormuşuz? Hep birlikte bakalım. Elimizi alıyoruz. Şöyle kapalı bir şekilde değil, açık bir şekilde kafamızın yanına getiriyoruz. Sanki böyle kafamızla ilgili bir şey ya, genelde böyle sanki aklımızla anlarız. Elimizi kafamızın yanına getirdik. Buradan böyle bir şey çektik sanki. Diye bir şey çektik. Anladım. Ve bunu yaparken ağzımızla kelimeyi söylemeyi asla unutmamalıyız. Çünkü işitme engelli arkadaşlarımız bizlerin ağzını okuyarak da kelimeyi anlayabiliyorlar. Anladım. Anladım. Gibi sanki böyle çektik. Hadi bakalım. Anladım. 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 Yaptık şimdi. Anladık. Bir de diyelim hadi anlamadık. Onu nasıl yapıyoruz? Onunla ilgili şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Genelde kelimelerin olumsuz hali mesela anladım, anlamadım. Yedim, yemedim. Gittim, gitmedim gibi kelimelerin olumsuz halini yaparken yeni bir işaret, yeni bir hareket yapmıyoruz. Yeni bir işaret kullanmıyoruz. Değil kelimesinin bir işareti var. Onu göstereceğim. Kelimelerin olumsuz halini kullanırken o kelimelerin aynısını gösterip sonrasına bir değil ekliyoruz. Mesela anladım buydu ya. Anlamadım. Anlamadım. Yani şu değil, değil anlamına geliyor. Şu yani madım, medim, yapmadım, gitmedim gibi. Haydi tekrar yapalım. Anlamadım, anlamadım, anlamadım. Evet arkadaşlar, bugünlük işaretlerle konuşma kısmını bitiriyorum. Sizler bu videoyu tekrar izleyerek bu kısmı pratik yapabilir ve işaretlerle konuşmayı evde çalışarak daha hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Şimdi de sırada yine benim çok sevdiğim bir bölüm var. Mevezi. Bu sezonun son bölümü. Ya. Vay be. Bu dekoru çok özleyeceğim.
Tam oluşmuştum. Ya ben de Zi. Ama yeni sezonumuzun başlaması çok uzun sürmeyecek zaten, dert etme. Üçüncü ve dördüncü yolculuğu da çok zaman kaybetmeden kardeşlerimize anlatıyor olacağız. İyi bari. Ne? Efendim Zi? İsa Mesih, Elçi Pavlus'a ne dedi? Harika hatırlıyorsun, devam ediyoruz. Tamam. İsa Mesih, Elçi Pavlus'a görünerek dedi ki, korkma, konuş ve sesini kısma. Çünkü ben seninle beraberim ve kimse sana saldırmayacak, kaba kuvvet kullanmayacak. Çünkü bu kentte bana bağlanacak büyük bir halk topluluğu var. Vay be! Sonra? Bu görümün üzerine Pavlus kentte uzun bir süre kalacak. 1,5 yıl. Ardından öğrencileri ve inanlılar hiç istemeseler de Pavlus dönmesi gerektiğini belirtecek. Vedalaşıp gemiye binerek Suriye'ye doğru yol alacak. Daha neler olacak? Elçi Pavlus yolculuğu sırasında Efesos'a da uğradı ve orada da öğrencilerini gördü. Ardından Kayseriya'ya gitti. Sucuk yemeği mi? Ya, ne? Nasıl Zi, anlamadım? Kayseri'ye sucuk yemeği mi, pastırma yemeği mi gitti? Ya Kayseri değil Zi. Kayseriya, Kayseriya. Kayseriya, İsrail'de bulunan antik bir liman kenti. İsim ve özelliğine bakar mısın? Şaşırttı beni ya. Olsun. Kayseriya'da kilise topluluğunun önüne çıkıp onları selamladı ve yaptıklarını anlattı. Yolculuk burada mı bitiyor? Hayır. Buradan sonra Antakya'ya geri dönüyor. Böylece ikinci yolculuğu da tamamlanmış oluyor. Harika. Elçi Pavlus'un yaptığı iki büyük yolculuk daha var. Onları da sonraki sezonun bölümlerinde anlatacağız. Haberim olması iyi oldu. Dersime çalışacağım. Sonraki bölümlerde seni sadece doğru mu yanlış mı kısmında değil, yolculukla ilgili sorularla da sıkıştıracağım. Harikasın Zi. Çok keyif alırım ben. Yine de senin kadar araştırıp gezemem tabii bu kısa sürede. Evet, aramız çok uzun olmayacak. Olsun, sen yine de araştır. Belki benim gözümden bir şey kaçmıştır. Sen tamamlarsın. Tamamlama deyince konumuzla alakası yok ama aklıma bir ayet geldi. Ayet mi? Ne güzel, paylaş. Hadi paylaş. Nereden? Matta 5. bölümden 17. ayet. Diyor ki, kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Ay, harikasın Zi. Bak, konuyla alakası yok diyorsun ama aslında çok alakalı. Elçi Pavlus da tüm yolculuklarında bunu anlatmaya çalıştı zaten. Eski yükümlülüklerde kalıp da ona ve İsa Mesih'e karşı çıkanların yaptıkları boşunaydı. Çünkü İsa Mesih geçersiz kılmaya gelmemişti, tamamlamaya gelmişti. O zaman bölümümüzü tamamlamak için doğru mu yanlış mı sorumu sorayım. Ay, merakla bekliyordum bunu. Dur hazırlanayım. Hadi sor. Salep içeceğinin ana maddesi bir çiçektir. Doğru mu yanlış mı? Salep, bildiğimiz bu sıcak kışın içilen salep. Domates suyu kadar olmasa da evet, güzeldir. Evet, düşünün, çiçek mi? Doğru. Bildin. Anlatmak ister misin? Bu sefer sen anlat ya. Tamam, anlatayım. Bu salep kış mevsiminin sevilen içeceğidir. Ve bu salebin ana maddesi yabani orkidenin çiçeklenme zamanında toplanarak elde edilir. Salep bitkisinin kökleri toplanır ve kurutulur. Kurutulan kökler toz haline getirilir. Sıcak süt ve tarçınla birlikte tüketilen bu leziz içeceğin içindeki ana madde işte bu şekilde üretilir. Harikasın be. Hadi gidip salep içelim öyleyse ya. Aa, dur yahu. Domates suyuna ne oldu? İçmeyecek miyiz? Tamam. Evet kardeşler, görüşmek üzere. Elçi Pavlus'un sonraki yolculukları için biz yine burada olacağız. Öyle değil mi Zi? Biraz sabredemedin mi Zi? Ya ben de Salep'i çok seviyorum ama bu acele niye? Bak, kardeşlerinle vedalaşmadın ama. Neyse, ben Zi'nin adına da vedalaşayım sizlerle. Önümüzdeki sezon görüşürüz çocuklar. Bay bay. Arkadaşlar, şimdi benim
en sevdiğim bölümdeyiz. Tanrı'nın Sözü bölümü ve bugün özellikle benim çok çok sevdiğim bir şey yapacağız yine. Bugün tekrar yapacağız arkadaşlar. Çünkü gerçekten kutsal kitabı tekrar tekrar okumak, bazı hikayeler üzerinde tekrar tekrar düşünmek her zaman sanki böyle yeni bir şey öğretiyormuş gibi geliyor bana. O yüzden ben de şimdi böyle bir tekrar yapmak istedim. Hani geçen hafta hep biz itaat konusu, Tanrı'ya itaat etmek... Özür dilerim, Tanrı'ya güvenmek hakkında konuştuk ya, bugün de aslında bunun gibi Tanrı'yı pek hoşnut etmeyen bir konu hakkında konuşacağız ve böylelikle Tanrı'yı neyin hoşnut etmediğini, Tanrı'nın neyden hoşlanmadığını tekrar hatırlayıp bunu yapmayarak Tanrı'yı hoşnut edebiliyor olacağız, Tanrı'ya itaat edebiliyor olacağız. Bu hikayeyi daha önce birlikte çalıştık. Şimdi çok 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 eskilere gidiyoruz. Hatırlarsanız o zaman tabii Mesih İsa yok, daha dünyaya gelmemiş. O zaman o dönemlerde sadece Tanrı'nın planları arasında var. Ama o dönem dünyanın kurulduğu zamandan sonra Nuh hakkında konuştuk, hatırlarsınız Nuh'u. Ve bu hikaye Nuh'dan sonra gelen hikayeydi biz çalıştığımız zaman. İşte şimdi o döneme gidip sizlere eski bir hikayeyi okumak istiyorum. Ve bu hikayenin ismi Cennete Çıkan Dev Merdiven. Böyle bir şey acaba mümkün mü arkadaşlar sizce? Sanmıyorum ama hadi bakalım birlikte hikayeye. Nuh ve ailesi ülkede yaşadı. Çocuklarının çocukları oldu. Onların daha fazla çocuğu oldu. İşte tam bu fırtınadan sonra hani Nuh Tanrı'yı seven, Tanrı'ya itaat etmeyi çok seven bir adamdı ya, hatırlarsınız. İşte ondan sonra Tanrı Nuh'u, ailesini, çocuklarını ve onun hayvanlarını kurtarmıştı. Ve sonra dünya bir şekilde tabii ki devam etti. İnsanlar yeniden doğmaya başladılar. Sanırım ne demek istediğimi anlıyorsun. Ta ki dünyada bir sürü insan olana kadar insanlar çoğaldılar. O dönemlerde herkes aynı dili konuşuyordu. Bu yüzden kimsenin Japonca, Almanca falan gibi farklı diller öğrenmesi gerekmiyordu. Siz birisine merhaba dediğinizde herkes ne dediğinizi anlıyordu. Siz mesela şimdi Çin'e gitseniz ya da Afrika'ya gitseniz ya da Almanya'ya gitseniz bu dillerin hiçbirini bilmenize gerek olmadığını düşünün. Gidip orada Türkçe konuşabileceğinizi düşünün ve herkesin sizi anladığını düşünün. İşte böyleydi o zamanlar. Herkes her şeyi anlıyordu birbirlerini. Bir gün herkes bir araya gelmiş konuşurken akıllarına bir fikir geldi. Kendimize yaşamak için çok güzel, kocaman bir kent yapalım dediler. Orası bizim evimiz olur. Sonsuza dek güvende oluruz. Sonra akıllarına bir fikir daha geldi. Bir de upuzun bir kule yapalım. Ta cennete kadar ulaşsın. İtiraf etmek gerekirse cennete gitmenin yolunun bu olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ama bakalım bu fikre Tanrı ne tepki vermiş. Evet diye kabul etti hepsi. Oraya çıkınca aşağıdakileri sesleniriz. Bize bakın diye. Herkes de yukarıya bakıp bizi görür. Böylece biz de insanlara yukarıdan baktığımızda ne kadar önemli olduğumuzu biliriz. Tanrı gibi oluruz. Yani onlardan üstün oluruz demek istediler. Aslında bu hiç iyi bir şey değil. Çünkü Tanrı bizim diğerlerinden üstün olduğumuzu düşünmemizi hiç istemez. Çünkü herkesin eşit derecede yetenekleri var. Ve hepimizin tabii ki farklı farklı armağanları, Tanrı'dan aldığımız hediyeler var. Ve Tanrı'nın hepimize verdiği, dağıttığı sevgi aynı ölçekte. Bu yüzden bir diğerimiz diğerimizden daha aşağıda ya da daha yukarıda değil. Hem ünlü, hem güvende, hem de mutlu oluruz. Ve böylece her şey istediğimiz gibi olur dediler. Hemen işe koyuldular. Bir tuğlaları yerleştirdiler. Kule uzadı da uzadı. Kentin üzerine çıktı ve gökyüzüne değdi. Yukarıya kadar çıkabilmek için merdivenleri inşa ettiler. Sanki cennete çıkan dev bir merdiven gibiydi. Bakın diye bağırdılar. En büyük biziz. En büyük biz miyiz gerçekten? En büyük onlar mı sizce? Onlardan daha büyük olan kim var? Tabii ki de Tanrı. Ama sanki bunu unutmuş gibi görünüyorlar. Kendi ellerimizle ne de güzel şeyler başarıyoruz. Kendi kendimize, kendi gücümüzle. Kendileriyle bayağı bir gururlandılar. Ama siz bunu asla unutmayın ki çocuklar. Tanrı'nın bize yardım etmediği şeylerde biz başarılı olamayız. Bizlerin başarılı olduğu şeyler hep Tanrı'nın yardım ettiği konular. Bizler Tanrı olmadan aslında hiçbir şey yapamayız ve onunla bir takım olmak bence çok güzel bir şey. Ne var ki bu Tanrı'nın pek hoşuna gitmedi.
tahmin etmiştim. Tanrı onların ne yapmaya çalıştığını anlamıştı. Onsuz yaşamaya çalışıyorlardı. Ama Tanrı bunun onları mutlu ya da güvenli hale getirmeyeceğini iyi biliyordu. Bu şekilde devam ederlerse ancak kendilerini yok edeceklerdi ve Tanrı onları buna izin vermeyecek kadar çok seviyordu. Bu yüzden onların planlarına bir son verdi. Bir sabah her zamanki gibi işe gittiler ama her şey farklıydı. Kendileri yeni ve garipti. Özür dilerim, kelimeleri. Ne oldu biliyor musun? Tanrı hepsine farklı bir dil vermişti. Artık kimse kimseyi anlamıyordu. Birisi nasılsın dediğinde diğeri sen çirkinsin dediğini zannediyordu ve sonuç hiç de komik değildi. Belki birisi bugün hava ne güzel gibi hoş bir şey söylemişken diğeri öf sus artık çok sıkıcısın dediğini zannettiği için ona bir yumruk atıyordu. Doğru anlayıp anlamadığından emin olmak için efendim bile diyemezdin çünkü kimse o kelimeyi de anlamıyordu. Tahmin edebilirsin. Bundan sonra birlikte çalışmak pek mümkün değildi. İnsanlar devamlı tartışıp kavga ediyor, karmaşalara giriyor ve gittikçe sinirleniyordu. Sonunda hepsi kulelerini yapmaya devam edemeyecek kadar öfkeli bir hale geldi ve durmak zorunda kaldılar. Bundan sonra insanlar yeryüzünün her tarafına dağıldı ve işte bu yüzden de dünyamızda bu kadar farklı dil var. Görüyorsun. Tanrı biliyordu ki insanlar ne kadar yükseğe uzanırsa uzansın, ne kadar çabalarsa çabalasın, kendi güçleriyle cennete gidemeyeceklerdi. Böyle bir şey mümkün değildi çünkü cennet Tanrı'nın krallığı, cennet Tanrı'nın evi ve biz ona yardım olmadan onun evine giremeyiz. İnsanların bir merdivene değil bir kurtarıcıya ihtiyaçları vardı. Cennete dönüş yolu bir merdiven değil bir kişiydi ve o kişi çok güçlü bir kişiydi. İnsanların cennete uzanması mümkün değildi. Bu yüzden cennetin onlara uzanması gerekiyordu ve bir gün bu gerçekleşecekti. Tabii ki de Mesih İsa aracılığıyla. Evet arkadaşlar, bugünlük sizlerle paylaşmak istediğim konu bu kadar. Ama bu konu hakkında iyice düşünün. Tanrı neyden hoşlanmıyormuş? Tanrı, arkadaşlar... Tanrı bizim kendi başımıza bir şeyler için çabalamamızdan pek hoşlanmıyor. Ki aslında zaten bizim için çok yorucu. Ne gerek var ki? Tanrı her zaman bize yardım etmek için hazır beklerken, Tanrı ile bir şey yapmak dururken neden her şeyi kendi başımıza yapmaya çalışalım ki? Ve aynı zamanda az önce duydunuz ki Tanrı diğer insanlardan üstünmüşüz gibi davranmamızdan hiç hoşlanmaz. Başka insanları küçük görmemizden hiç hoşlanmaz. Çünkü Tanrı her birimizi çok ama çok seviyor ve bize verdiği değer kocaman. İşte bu yüzden onu hoşnut etmek için kimseyi küçümsememeli, herkesi çok sevmeli, çok değer vermeli ve aynı zamanda yapacağımız her işte Tanrı'dan yardım istemeliyiz. Haydi bakalım. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.